Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir kahraman videosu ile daha karşınızdayım. Kahramanımızın ismi Lakap arkadaşlar, yabancı ismi Exalted galiba, öyle bir şey olması lazım. Sizlerle kahramanımızı inceleyeceğiz, kahramanımızın özelliklerine bakacağız. Ben bir kere oynadım, bir denedim, böyle bir baktım, hoşuma gitti, birkaç videosunu izlemiştim zaten. Kahramanımız bugün itibariyle geldi, sabah saat 6 civarlarında geldi zannedersem. Tabi ben yeni uyanmış olduğum için anca videosunu çekebiliyoruz. Kahramanımız bekleme süresi üzerine yapılmış gibi bir şey arkadaşlar. Kahramanımızın bekleme süresi sürekli olarak sıfırlanıyor. Bu arada ben bu emülatörde olduğumu unutmuştum, skinleri abuk subuk yerlere atmasın. Öncelik olarak affedersiniz arkadaşlar. Öncelik olarak Q skillinden bahsedeyim sizlere. Q skillini 2 kere 3 kere kullandığınız zaman ekstra bir patlama yaşıyorsunuz. O da şöyle, hemen sizlere göstereyim. Bakın alt taraf 2. Şu an 3 oldu, vurdum. Bakın bunu vurduğum zaman daha iyi bir patlama yapıyor ve o alan içerisindeki düşmana daha fazla vuruyor. W skillinde yine bekleme süresinde azalma söz konusu. Bakın hemen gidiyorum, 8 saniyede pasif bastım, 3 saniyeye kadar düştü. Affedersiniz yeni uyandığım için. Yine bakın göreceksiniz, 3 saniyeye kadar düşüyor. Hemen şu alt tarafı üçleyelim, göstereceğim sizlere. Bakın üçledim ve hemen şuradaki skill efektlerini de göstereyim. Büyük bir patlama etkisi yaratıyor gördüğünüz üzere. Neyse, şimdi oralardan kaçtık abi. Kahramanımız dediğim gibi bu yönde bekleme süresi azalma konusunda bir uzman diyebilirim. Buna önerilen boyut olarak arkadaşlar direkt büyülü tılsım, büyülü ayakkabılar ve felaket tellalı diye böyle bir çıkış yapmışlar. Evet kardeş, bak bak bak, bota bak. Allah'ım çıldırıyorum. Bunlar nasıl botlar? Evet, ultisini göstereceğim birazdan tabi bot kaçmazsa. 2 saniyeye kadar düştü bu arada W'su. Bastım, bakalım bekleme süresinde bir değişiklik söz konusu mu? Evet, direkt sıfırlanıyor. Gayet de güzel bir hasar vurduk bence ultisinden dolayı. Kardeş götürme be. Ne güzel kesiyordum ben onu. Bayağı da iyi bir hasara sahip kahramanımız. Tabi şu orman keserken o W'nun önünde tutulması gerekiyor. Oo. Evet, bu arada kalkanımızı da aldık. Çok iyi. O W bastığımız zaman, sürekli yer değiştirdiğimiz zaman ufak bir kalkan söz konusu. O kalkanı alıyorsunuz arkadaşlar. Gayet de güzel. Yani düşman öldürme konusunda da bayağı bir... Ay yanlış gittim. Neyse. Allah'tan kalkan vardı da o kalkandan yararlandık. Yoksa var ya bizi lime lime edeceklerdi. Bir rakip düşman, yani rakibe vurduğunuz zaman şu W ile birlikte ufak bir kalkan açılıyor arkadaşlar sizlerin kullanılabilmesi için. Hızlı bir şekilde bu kalkanı emebiliyorsunuz. Vuruşları egale edebiliyorsunuz. Şu an bekleme süresinin W'yu bastıktan sonra 0 olması lazım. W pasif bastıktan sonra. Yani bir saniyeymiş. Ondan da bir şey olmaz muhtemelen. Yani bir saniye bekleme süresi var. Ama ekstradan da kalkanınız açık tabi. Şöyle W basıp pasif bastığınız zaman da ekstra bir büyü gücüne sahip oluyorsunuz. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yani kahraman bence tutulur. Yani kanser bir şeye hitap ediyor. Mesela bakın bunu W ile kestiğiniz zaman kuleyi 400-400 büyü hasarı veriyor size. Ölebilirim. Öldüm. O kadarını ben de beklemiyordum açıkçası. Yani 1800 vurabileceğini botun.
Kahramanımız genel anlamda çöp değil arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Tabii daha önce çöp karakterler gördük. Ama bu karakterin çöp olacağına inanmıyorum. Belki daha fazla şu Q'su daha iyi bir yerde vurabilseydi daha iyi şeyler olabilirdi. Yakala onu. Evet, harbiden de kanser ediyor yani. Bir de buff'ım yok. Buff'ımı da alsaydım tam olabilirdi. Üf. Yani bence çok iyi bir hasara sahip kahraman ya. Gerçekten bu kadarını da beklemiyordum açıkçası ben ama kahramanımız harbiden iyi bir hasara sahip. Bunu fark ettim. Sürekli şu W'suyla bir ayrıca felaket tellalı kullandığınız zaman iyi bir hasarı çıkaracağına eminim. İyi bir damage'e de sahip ya, maşallah var karakterin. Yani muhtemelen kanser edecek ama belki şu W süresini azaltabilirler. Bana fazla geldi bilmiyorum. Yani fazla aktif geldi. Ah siktir, üzerine niye koştum? Üf. Yok ettim ama. Bir de can çalma çıkılsa ne olur acaba? Hemen can çalmayı da çıkalım. Şöyle bir bakalım, bu ultte vardı zannedersem. Hatta ilk olarak onu alalım. Bir deneyelim. Bir can çalmayı denedikten sonra bakalım kahramanın hasarı ne olacak. Ultisi yine bekleme süresini azalmaya yarıyor arkadaşlar. Bu şekilde attığınız zaman hafiften bir kitleme söz konusu olabiliyor. Bekleme süresinde azalma olabiliyor. Absorbe edebiliyor enerjileri ve gayet güzel, hiçbir şekilde sana bir şey olmuyor. Bu ulti açıkken o alan içerisinde olduğu zaman. Şimdi Lolita ablamızla kapışalım bakalım. Evet, yine bekleme süremiz düşük bayağı. Yani de kanser ediyor be. Yani bunun olmasını ister miydiniz arkadaşlar? Yorumlarınızı alalım bakalım. Şu bekleme süresinin 2 saniye olmasını ister miydiniz? Gördüğünüz üzere bakın bekleme süresi bayağı düşük. W'da ulti açıkken tam bir kanser virüsü diyebileceğimiz noktada. Bence oturaklı bir hero olmuş. Yani hoşuma gitti. Kahraman hasarı oldukça yüksek. Şey hasarı oldukça yüksek. Bayağı iyi. Özellikle şu W'sunu ben çok beğendim. Oha! Bota bak. Üf. Bota geldi lan, bot beni kesti. Yalnız benim hep bu şeylerde, bu konularda takıldığım bir şey var abi. Nedense bu sunucudaki, yani bu test sunucusu dediğimiz noktadaki botlar gerçekten çok iyi ve çok bilgili bir şekilde oynuyorlar. Geçen maçta mı, bu maçta mıydı, neydi zannedersem, adam direkt minyonu benim üzerime fırlatmıştı, Javhit. Bakın alttan direkt adamlar ölümüne kule yarıyor. Ve kaçma noktasını da iyi biliyorlar. Çok güzel bir olay aslında bu. Yani birebir kapışıyormuş gibi hissi veriyor. Hemen gidelim alta, bir yardım edelim. Şuraya bir pasif atayım hemen onu yakalamak için. Evet, öldün kardeşçik. Abi çok iyi ya, ben çok hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Aşırı beğendim. Yani sizlerin de beğeneceğini umuyorum. Kahraman çünkü çok hızlı. Böyle bir kahraman zannedersem Aron of Valor'da vardı. Adını hatırlamıyorum ama öyle bir şeydi zannedersem. Var diye hatırlıyorum yani. Can çalması da iyi aslında. Hatta dur bakalım şöyle yapalım. Bir
Şöyle bir saldırı yapalım. Canımız ne kadar gidecek? Ama yok. Bayağı da can yeniliyormuş ya. Oo, bu kahramanla işimiz var beyler, ben size söyleyeyim. Bayağı bayağı can yeniliyor yani, öyle basit bir şey de değil. Hemen bakalım, bir düşman alt taraf 3 kişi ama. Zannedersem şu W ile bayağı bayağı bir iş yapabiliyorsunuz. Onu fark ettim. Önemli olan galiba bu karakterde şu W ve Q'su, ultisine de tabii belli bir görevi var. Şu alt tarafı bir Lolita'ya gidelim bakalım, canımız ne kadar gidecek ve ne kadar can yenileyeceğiz. Biraz vursun bizlere bakalım. Şöyle bir yarıya kadar canımız gitsin. Hadi Lolita. Şimdi mesela canımız bu şekilde. Ultiyi bastım. İyi de bir can yeniliyor açıkçası. Yani o kadar da kötü bir can yenilemeye sahip değil. Yani 100-100 falan bir can yeniliyor. Bir de o toplu vurduğu zaman daha iyi tabi. Yani hemen hemen hızlı bir şekilde canı topladık. Skillleri hızlı diye. Lord'a bir girelim bakalım. Lord'da bir şeyler yapabilecek miyiz? Yani yine de iyi bir hasara sahip, o kadar da aktif olmasa da. İki saniyede bir skill vuruyoruz arkadaş, bu ne? Bence çok iyi. O ultisi alanın içerisinde olduğun zaman çok güzel bir hasara sahip. 279 can yeniliyor şu W'su ile birlikte. Kahramanı çok sağlam yapmışlar. Yani bir kanserero daha geliyor beyler, hazırlanın. Şöyle kaçalım, olaylara güvenmiyorum. Gel buraya kardeş, kaçamam Kıbrıs polisinden. Nereye kaçıyorsun? Ulan niye o tarafa gidiyorsun işte? Şuraya gideceksin ya. Ulan bu da var ya, hata veriyor bazen, beni delirtiyor ya. Kaçırdık herifi. Ama ben bunu keseceğim. Heh, kestim. Şu kalkan muhabbeti çok hoşuma gitti. Bir de şu kaçarken pasifini kullanmak. Kagura'ya doğru bir de yine tekrar gidelim. Kagura Saber. Nereye kaçıyorsun kardeş? Kaçtı. Yemedi. Bu sefer yemedi. Kahramanımız genel anlamda güzel. Benim puanım bayağı bir yüksek bu kahramana, şu W skillinden dolayı, ultisinden dolayı, bekleme süresinde azalma verdiğinden dolayı. Kahramanın tek güzel yanı, seri kaçabiliyor. Güzel bir büyücü. Yani bu alan içerisinde çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Evet, o kadar da yürekli değiliz tabii ki de. O kadar da hasarımız iyi değil. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni kahramanımızı görmüş olduk arkadaşlar. Genel anlamda kahramanımız bayağı bir iyi. Like atmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.